Sizle aramızda gizli bir şey olmasını istemiyorum. O yüzden de bir açıklama yapıyoruz. Sıcak bastı beni. Neyse arkadaşlar. Tövbe ya. Her şeyi burada gösteriyoruz. Yani sınır yok. Sınır koyduğun an kaybedersin bu seride. Yasalara uygun her şey var. F1'e gel. F1'e geleceksin. Ha, neden Ege'ye girdim? Seni yatık odama getirdim, evime getirdim. Sana her şeyi yaptım be. Niye gelmiyorsun F1'e? Sen neden Ege'ye girdin. Nasıl yani? Girdin neden Ege'ye. Hayatım F1'e gelirsen tekrar neden Ege olabiliriz. Hayatım mı dedin? Evet. Anlat, niye davalık oldun? Aldatıldım arkadaşlar İngiltere'de de. Bu kız dedi ki ben seni çok özledim dedi. Dayanamıyorum dedi. Gel dedi yanıma. Gittim yanına. Orada tanıştığımız bir çocukla bu çocuk, ben, bu kız beraber sürekli beraber takılıyoruz. Ondan sonra kızla kavga ediyorum. Çocukla şarap içip çocuktan taklit falan alıyorum. Aynı evde üçümüz otururken ondan sonra bakkala ben gidiyorum. Onlar evde tek kalıyor. Ben... Eve döndükten sonra kendi bilgisayarımda o çocukla beraber çıplak fotoğraflarını gördüm, ayrıldık. Aa işte bilmiyormuş gibi. Bir dakika, ben vallahi hatırlamıyorum. Sanımın çok önceden anlatmıştım. O zaman çok daha büyük kahkaha atmıştım. Bana Allianz, takım aldınız. Allianz aldık, getir bir takım. Çalıştınız mı? Ne kadar bu? 80 lira. Peki bu ne kulağımdaki? Bunu ne yapacağım ben? Sizce ben bununla çıkar mıyım? Çak. Buna şerefsiz. Bu güzelmiş. Kumaşı güzel, sevdim. Güzel, güzel. Başka? Ne kadar bunlar? O 1500 lira falan. 1500. Ne o? Ayakkabı ne aldınız? Aa, 1400 lira. Sevdim. Değdi. Buna değer. Çak. Aferin. Şey oturuyorduk ya bir yerde. Evet. Geliyor diye Yaren gitti. Ben de Yaren gelince böyle yaptım. Doğum günümde yanımdaydı, sen değildin, git dedim, ağladı gitti. Benim doğum gününe ben çağrılmadım bile. Sen de mi trip atıyorsun? Beni çağırmadı bile. Dedektif Enes Batur gözlüklerimi taktım ve bu olayın peşinden gideceğim. Neden uzaklaştınız acaba? Çok soğuk. Mert'in yanından. Çok soğuk. Programımızdan niye katıyorsunuz? Hiçbir şey olmadı, ne olsun istiyorsun? Ne oldu, niye insanlar gelince gittin? Kamera açıkken mi anlatayım mı? Evet. Anlatamam. Anlatman lazım. Ne oldu, orada da mı çektin? Dedektif Batur bu işi çözecek. Konuşuyor benimle. Evet, bu dava büyüyor. Yaren bir şeylerde bir şeyleri söylemiyor. Gelecek bölümlerde bu davayı tartışacağız. Ne oldu anlat. Moralim bozuldu bir dönem önce. Çünkü insanların dalga geçmesinden sonra burnumdan rahatsız olmaya başladım. Şöyle göstereyim. Kim dalga geçiyor ki? Enes. Dalga geçecek bu. Twitter'da hashtag Toşka burnunu yaptır diye hashtag başlatacağım. Hashtag Toşka burnunu yaptır. Ben o destek olun Twitter'da. Ha, o burnunu oynatmasını yap. Dolgu yaptım. Ya böyle de değilim ya. Hayır onu demiyorum. Kamyon var, bizi çekim gibi. Ben de gireyim. Sivaslı damarım kabardı. Ne istiyorsun? Ben de dalayım. Lan yürü, ferit. Skandal, korktum. Ne yapıyorsun? Kızım birisi uzakta Enes deyip el sallayıp öpücük attı bana. Gidiyor. Yiğit basketbolcu Çağlar'ın sevgilisi. Kanka çok uzunsun ya. Biz de arkadaşım arkadaşlar. Benim arkadaşım, lise arkadaşım. Evet arkadaşım. Ama Çağla da çok küçük. Ben kendimi kötü hissettim. Birisi benim yanımdan geçti. Ve sadece şunu söyledi. Enes Batur. Şuradaki şeyin ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bak şu masada davulun yanındaki bak. Şuna baksana. Bu bir arkadaşlar arı kovanı galiba. Ve bizim basımızın üstünde davulumuzun yanında ve at heykelinin yanında duruyor. Buradan aradan çıktı bu. Bir açsana belki yenisi olur. Bir oturuyorsun götün ağrı sokuyor. Vlog hayatı güncellemesi. 10. günde falanım. Her gün yanımda kamera. Ama çok mutluyum. O yüzden size bir hatırlatma geçiyorum. Like atın bu videoya. Videoya like atın. 250.000 like yeni hedefimiz. Go! Evet çok dalgasını geçiyorum. Sürekli like atın 1 lira geliyor diye. Like atınca 1 lira gelmiyor. Evet gerçekten inananlar üzülmeyin, gelmiyor. Like atılmasını istiyorum çünkü ya, piyasaya gücümüzü göstermek aslında bu. Biz güçlüyüz. İstediğimizde 200.000 like, 300.000, 500.000, 600.000, 1 milyon like alabiliriz. Ama bunu yapmamız için hepimizin birlik olup iç içe olması lazım arkadaşlar. O yüzden hep birlikte iç içe olun. Birlik olun. Böyle olun. O yüzden size birlik. Dedik ya V1 izleyicileri birliktir. Bu kadar yani arkadaşlar. Birlik olun, kardeş olun ve birbirinizi asla satmayın. Duydunuz mu? He? Arkadaşlar bu videoya MSI sponsor oldu. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir MSI'den laptop aldım. Kendim seçtim. Muhteşem. Laptopumuz piyasadaki en güncel donanımlara sahip. Bu sayede piyasadaki en güçlü oyunları en hızlı şekilde oynatıyor. Güçlü donanıma sahip bu laptopumuzun ısınmaması lazım. Bu yüzden de muhteşem bir soğutma sistemi yapmışlar. en yüksek veri transfer özelliği bu cihazda var. Laptopumuzun dizaynı Babil mitolojisindeki Tiamat isimli bir tanrıçadan geliyor. Cihazımızın üzerinde gücü simgeleyen figürler kullanılmış. Laptopumuzda çok özel bir ses sistemi var. Ses sistemi şu ana kadar duymadığınız kadar güçlü. Ben MSI'nin Tiamat laptopuna bayıldım. Size de çok öneriyorum. Aşağıdaki linklerden de MSI'nin okula dönüş kampanyasını kaçırmayın, tıklayın. Videoya devam. Ya dur, çalışıyormuş gibi yapma, uyuyorsun, ben seni çektim bu için. Çalışmanı istiyorum. İşini, Enes, ben işini zaten hayatımın her iyi yap. Bana bugün öyle bir şey söyle ki herkes şok olsun, ben de ona bayılayım. Ben sana hayatımda yiyeceğin en güzel yemeği yedirdim. Tamam, şimdi bir daha yedim. Ne bu sansürlü imamı yapıyorsun izleyicilere, ne yapıyorsun ya? Bu ne demek ya? Çeşmede yemedin mi? Ya tamam, biliyorum. Çeşmede yemedin mi ne? Neyse hadi yemek söyle, bakacağım ne gelecek. Ya gerçekten şaşırt beni deyince gerçekten şaşırtmışsın. Ne bu şu anda acaba? Yani hamburger ekmeği var. Hamburger sosları var, hamburger köftesi var. Ne, yapboz mu bu? Hayır. Bunları birleştirmen mi gerekiyor yemek için? Hamburger mi bu? Harbiden öyle olmamış mı? Evet, böyle zaten yapboz gibi ya. Aa, şaka mısın sen ya? Bence erkeklerde büyük burun daha karizmatik oluyor. Bir dakika, sen kendin neden burnunu yaptırmadığını söyler misin? Kanka korkuyorum, çünkü narkoz yemekten korkuyorum. Yan döneyim böyle bir şey yapayım. Ya dur bekle, burnunu göstermeden. Bir dakika bak, yorumlarda soruyorum, eğer bak oylama yapacağım. Burnunun yaptırılması yüksek oranlı çıkarsa yaptırıyorsun, tamam mı? Tamam, ben şunu da belirtmek istiyorum. Annem beni böyle çok seviyor. Kıpırdama, bu açıdan çok iyi çıkıyorsun bak burnun. Ama gerçeği şu. Yani yaptırma fırsatın da var, niye yaptırmıyorsun? Korkuyorum arkadaşlar. Yaptırmalı mı? Hayır. Kendini bir insan nasıl seviyorsa öyle olmalı. Kıpırdama. Çocuğusun kanka. Ben gördüğüm en büyük çocuğusun. Bu izlediğin videonun süresini tamam. 1-2-3-4 yapacağım. Tamam, yani ne demek ne bu demek tam ya? Olarak? Azim, çalışma, mutluluk. Finaline biliyor musun, dördüncüsü? Mutluluk. Hayır, hayal. Hayallerin ve hedeflerin olmazsa azim ve çalışmanın hiçbir anlamı yok. Anladın çok mı? Çok doğru. Öğrenci. Çok hayal demek. Kuruyor musun Ecenaz? Her gece. Ne kuruyorsun? Her şeyi. Ne düşünüyorsun mesela? Çok fena şeyler. Yaz. Ayağım acıyor. Ya bilmiyorum, acıdı sadece yani. Enes Batur'un ayağı da pahalı bir ayağı. Ağrıyor mu ağrımıyor mu anlamadım yani. Kırıldıysa şu an sıçtık. Ama yürüyebiliyorum yani. Lan benim de adam ezdi ayağımı. Hep böyle korkmuşum da ayağımı arabanın ezmesinden, ezdi sonunda ya, lanet olsun ya. Durduk yere, iyi tam bir şey olmadı ama çok acımadı. Parmağım abi, parmağım dedi. Şey diyorum, abi dur abi. Konuşmalarımdan mı etkilendin diyorum. Ne konuşmandan etkileneceğim? Uzak dur benden diyorsun. Hayır, yaklaşma diyorum. Yaklaşmadım ki, ben böyle duruyordum. Kötü bakışlar atıyorsun. Hayır, öyle bakma. Ne oldu etki? Hayır. Merhabalar. Tabii çekelim. Aslında bir iş değil de bu arası, kör müsün? Marul kafa, Enes Batur. İşte hepsini biliyoruz zaten de. Marul kafa Danla Bilic. Marul kafa Danla Bilic ve... Belli olmuyoruz ama sen biraz Danla Bilic değil de bu arada. Gittiler. Marul kafa gelir misin sen? Marul kafa niye mi geldin? Marul kafa değil mi? Marul kafa değil. Bir dakika, düzgün çeker misin? Ağzım açık kaldı. Marul kafasın abi. Değil mi abi, her saçı kıvırcık olan marul kafa olamaz ki. Hayır, senin ağzından ben tanıdım, burnundan tanıdım ya. Hayır, çok haklı. Burnundan da. Kanka ben bir şey demedim, hiçbir şey demedim. Sence burnunu yaptırsın mı? Hayır. Yok canım, onun ayrı bir özellik. Çok güzel. Bir yandan bak, yandım. Bir yandan. Yaptırsın. Günlük vloglar anlık gerçekleştiği için kitaptan tripod yaptım. Nasıl? Bak, YouTuber taktiği. Bence çok güzel bir çözüm önerisi. Günlük vloglarda her şeyin %100 gerçekten gerçek olmasını istiyorum. Sizle aramızda gizli bir şey olmasını istemiyorum. O yüzden de bir açıklama yapıyoruz. Bizim yaptığımız iş bizim hayatımız olduğu için bizi sevenler bizim hayatımızı seviyorlar. O yüzden de her şeyi dümdüz, pür bir şekilde anlatmak bence doğrusu. Sonuçta beni seven böyle sevsin. Bunu öncelikle açıklamamızın sebebi şu. Siz iyi niyetlisiniz. Siz bunu seviyorsunuz. Fakat kötü niyetli insanlar Ecenaz'a şunu demesini istemiyorum gelecekte. Enes Batur'un sevgilisi diye başarılı oldu denmesini istemediğim için ben bence söylemeyelim dedim. Çünkü biliyorum daha önceden bunları deneyim ettiğim için. Deneyimle. Haterlar için yani, haterlar, sizi seviyoruz çocuklar. Sürekli açıyı değiştiriyorum. Evet, niye? Işığı yakalamaya çalışıyorum Ecenaz, bak şu an daha güzel gözüküyor. Dibinde oturayım mı? Hayır. İlk önce size açıklayacağız, sonra birbirimize olanı açıklayacağız. Şu an ilk defa. 2 yıl falan sevgiliydik fakat 1 yıl önce. Geçen Eylül'de ayrıldık. Arkadaş kalma kararı aldık çünkü bu en sağlıklısı. İkimizin hayatına da başka insanlar girdi çıktı. Evet. O yüzden full time arkadaşız. Sevgili olmamızı isteyen birileri olabilir ama kusura bakmayın. Hislerimi açıklama kısmına geçiyorum. Hislerimi açıklama kısmına. Evet. Eski hislerimi mi şu ankileri mi? Şu ankileri. Ayrıldığımızda benim için zor bir dönemdi. Çok kolay bir dönem değildi. De. Üzüldün mü? Evet. Gerçekten mi? Evet. Ben hiç üzülmemiştir diye düşünüyordum. Niye ya, ben şey miyim ya? Ben sadece belli etmiyorum. Ben duygularımı çok belli etmiyorum. Biz hep çok güzel zaman geçiyoruz. Tamam. Çok eğleniyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz, tamam, değil mi? Ama işin içine başka şeyler girdiği zaman... sen sokuyorsun başka şeyleri, kıskanıyorsun, laf sokuyorsun da bir insanların içinde. Fıttırtıyordun beni, fıttırttı beni. O yüzden oldu. Arkadaş daha iyiyiz. Arkadaş daha iyiyiz. Değil mi? Bence öyle. Evet, evet. Bakma öyle. Fuku feromon atıyorsun bana. Feromon atmıyorum. Feromon değil mi o, doğru? Feromon da şey arkadaşlar, böyle karşı cinse dişi şey atıyor, böyle koku salıyor. Atıyor sürekli, sen de çok flörtözsün. Flörtöz değilim. Arkadaşız artık Enes. Flörtöz değilim. Ya bir süredir zaten arkadaşız da. Şaka da yapıyorum. O şakaydı, şakaydı o. Enes bunu niye söylüyorsun? Sıcak bastı beni. Neyse arkadaşlar. Ya. Sen benim için her zaman hayatımın sonuna kadar en iyi arkadaşım olarak zaten kalacaksın. Ya. Evet, her zaman. Şeyi öneriyorum, çok iyi zaman geçiriyorsunuzdur ama sevgili olarak yapamıyorsunuz. Gerçekten arkadaş olun, hayatınızdan çıkarmayın tamamen o insanı. Biz geçen Enes'le akşam dışarı çıktık, saldım ben bunu. Eğlen diye. Ben de ona... Eğlen ne ya, ben köpek miyim? Bu ne demek? Yeni arkadaşlarla, insanlarla tanıştım falan. Ben eskiden olsa kıskanırım mesela, değil mi? Sevgilimle eğlenmek istiyorum derim. Ama şimdi artık mesela gidiyor, kızlarla tanışıyor, erkeklerle tanışıyor. Tanışsın. Sen de yapmıyorsun sanki Ecenaz. Yani hayatıma devam ediyorum yani. Sen etmiyor musun? Ne diyorsun? Ediyorum. Hem de son hızla. sen 200'le gidiyorsun, 250'le gidiyorsun. Sen 500'le gidiyorsunuz onun. Sen anlat hadi, sen anlat. Ha, ben anlatayım. Kafalar filminde tanışmıştık Ecenaz'la. Oradan sonra işte İstanbul'a geldiğinde ben ilk defa İstanbul'a geliyordum. Çok görüşeceğim insanlar yoktu. Ecenaz'la görüşmüştüm. Ondan sonra... Yokluktan. Hayır, beğenmiştim. Şey diyordum yani. O çok güzel kız. Ben bununla olursam bir daha 2 yıl ilişki yapmam. Harbi bunu dedin mi? 2 sene yaptın sonra ayrıldık mı yani? Oha ya. Hayır, bana şey diyordu o zamanlar. Sen gerçekten çok güzel bir kızsın. Evet, güzelsin zaten. Aa, teşekkür ederim. Sonra işte anlaşamadığınız yerli oldu. Birbirinizi seversiniz fakat hayat anlayışınız, hayat bakış açınız aynı olmaz. Ama seni seviyorum yani. Sen dediğin gibi her zaman hayatımda olmanı isteyeceğim bir insansın. Açıklamak istediğin bir hissin var mı? Feromon atma. Feromon falan atmıyorum. Yani... Senin sevgilin yok mu ya? Yani olmasını istediğim bir ilişkim var, tam anlamıyla daha oturmayan. İnşallah oturur. Senin? Ama yok, şu an single. Enes Batur'u hep çok sevdim, hep çok seveceğim. Canım arkadaşımsın artık. Yemin et. Yemin ederim. Duygulanmış. Ben de duygulandım. Ecenaz'a bir tane emoji atıyorum şimdi. Konum at yazmış ya. Allah sizi kahretsin. Seni denedim.